programına hoş geldiniz efendim. Değerli seyirciler, değerli seyirciler. Efendim yine yoğun bir haftaydı biliyorsunuz. Programa başlamadan önce nacizane notlar düşüyoruz efendim. Şimdi düşeceğim notsa bir takım hayvan sahiplerine gidecek. Efendim, kreatilisini ölçmek için... ...kedilerinizin efendim, lütfen laborantlarımızı rahatsız etmeyin. Lütfen. Kedilerimizin idrarlarını kutuya yöneltmek suretiyle yürüyün test, yürüyün test, yürüyün test yapalım. 45 dakika değil, 45 saat gidin anlatın. Ama veterinere, veterinere gidiyoruz efendim. Ve neden kedimin kreatif kiraz enzimi yüksek çıkmış diye... ...lütfen daha fazla meşgul etmeyelim efendim. Bakın terbiyem bozuluyor. Bakın, bunu yapmayın. Lütfen. Kaplara yöring yapıyoruz, kimseyi yormuyoruz, evet ve yes diye konuşacağız. Bunları çok kıymetli tıp dünyasına nacizane bir not olarak düşüyorum efendim. Ve tekrar hoş geldiniz, alkışlarınızla çok kıymetli. Biricik profesörümüz, çok kıymetli kalp cerrahı Bilal Koçyiğit'i çağırıyorum. Verdiğim elektroşoku kalpler alaya durdu değil mi? Ya siz yok musunuz? Öbür tarafa gittiniz, geldiniz. İşte biz tıp dilinde buna sıralı ölüm diyoruz. Popo! Evet. Efendim ekibin programı başladı ve çok değerli kalp cerrahı Bilal Bey yine şekerpareliğinizle geldiniz efendim. O senin dilber dudaklılığın. Sarılığın en tatlı hali. Kalp pilimi çıkardım, yerine vesikalığını koydum. Dakikada 3500 atıyor. Po po po. Po po po. Sizi şöyle yerinize alalım efendim. Hoş geldiniz tekrar diyoruz. Evet. Ya o kadar yazıyorum. Bari iki mavi tık göster. Görüldüğünü anlayayım. Yemin ediyorum bu kadın beni bezdirdi ya. 30 yıllık hekimim. Buna yazdığım kadar reçete yazmadım. Yıldım. Evet. Efendim hekimin programı büyük bir coşkuyla devam ediyor. Şimdi alkışlarla o çok kıymetli beyin cerrahımızı çağırma. Ya çağırma. Bak ben para almadan burada yıllarca dururum. Yeter ki çağırma. Ruhumu emiyor adam. Enerjimi tüketiyor. Yemin ediyorum açık kalan aplikasyon gibi şarjımı emikliyor. Efendim. Siz olmadan İbrahim Bey bir arada apayrı düşünülemezsiniz. Alkışlarla efendim beyin cerrahımız İbrahim Bey geliyor. Evet. Böyle devam. Omurgayı. Beyin devam. Evet efendim hop. Beyin çıkar. Hop 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 bakalım. Hop ellerine. Bak bir incele ona bir bak. Evet. Kes sizi yeter kes sus. 70 yaşta profum pofuduk ayı muamelesi yapıyorsun bana burada. Winnie the Pooh gibi sokuyorsunuz içeri. Nasıl bir sözleşme imzalattınız? Her şeyi yapmak zorundayım ya. Evladım deminden beri beynimi kemiren bir şey var. Nedir hocam? Sensin be. Beyin spaz mı? Ver şunu. Yenilir mi bu? Beyin jimnastiği yaptıracağım ben burada size. Evet bu sefer size güveniyorum. Güzel bir soruyla başlıyoruz. Hazır mısınız? Tribün. Şimdi Ali'nin cebinde 5 lirası var. Gidiyor 4 lirasıyla defter alıyor. Ali'nin cebinde kaç parası kalıyor? Hadi cevaplayın. Evet. Hah. Efendim hekimin programı büyük bir coşkuyla başladı. Startını aldı. Hocamız soruyor. Ali'nin diyor 5 lirası var ise. Evet. Hadi 4 lira, hani 4 lira diyor. Eğer Ali diyor o cebindeki parayla diyor. O 4 lirada ne menenmiş diyor. Eğer diyor 3 lira diyor. Olmasaydı şahit diyor. O defter, o kırtasiyeyi nasıl giderdi diyor. Velev ki gitti diyor. Haydi diyor. Kırtasiyeye giden o küçük Ali diyor. Flüt alamayacak mı? Flüt eğer alamazsa diyor. O 5 lira... Sus be kadın artık sus! Yeter artık. Aynı şeyi tekrarlayıp duruyorsun. Bir dur. Bismillah.
Yahu sütle mısırı aynı anda yemiş bülbülün mabadı gibi susmuyorsun. Çok 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 çok. Evet seyirci. Soruyorum tekrar. 5 lirası vardı Ali'nin. 4 lirası da defter aldı. Kaç parası kaldı ya? Hocam Ali'nin kaç parası vardı? 5 lirası vardı yavrum. Hadi sen de ışık görüyorum. 5 lirası vardı. İşte defter kaç paraydı? 4 oğlum 4. Ama hocam bunlar çok ses yapıyor ya. 404 not found. Şey, beyin ne? Ali'nin kaç parası? Sus artık. Beyin bulunamadı yine yok. Tık tık. Bu yok sizde. Bu yok. Hayret bir şey. Hala yeter. Bölme beni. O kadar kitap yazıyorum. Okuyun diye, bilgilen diye. Okumuyorsunuz onu da. O yüzden böyle oluyorsunuz. Okudamadınız işte. Yahu promosyon yaptım. Kitabın yanında klozet kokusuyla sıvı sabun verdim. Yine Allah yok. Tuvalet kağıdı verseydin kitabının yerine en azından popo. Pua. Pua. Neyse. Terbiyemi bozmayayım be. Sen ne anlarsın be? Kulak çöpü. Efendim, o kadar kitap yazdım. Okuyun diye okumuyorsunuz ama ben bir gün başaracağım. Size bu kitabı okutacağım. Ben de senin Mevlid'ini okutacağım. Ama bir türlü ölmüyorsun ki. Ya yaşıtların benzin oldu, benzin. Git. Git artık. Hadi beyaz ışığa. Seninle mi muhatap olacağız? Sana anlatayım o zaman. Davul bile dengi dengine. Efendi efendi ben seni bile gömerim be. Ama sen niye gömeyim? Sen zaten gömüksün. Cep hekimi. Hekimcik. Evet. Efendim hekimin programı büyük bir coşkuyla devam ediyor. Neşe havada resmen geziniyor. Hocalar birbirleriyle hasret gideriyorlar. Evet efendim. Biz de bu coşkuya ortak olalım. Soruları alalım efendim. Buyurun. Çok şükür sustu. Sevgili hocalarım, doktorlarım. Ben sizleri o kadar çok seviyorum ki çok büyük hayranınızım. O yüzden söylediğiniz her şeyi de adeta hafızama kazıyorum. Aferin sana. Ha. Sor, derman olayım. Hocam benim hafıza problemim var. Hmm. Acaba ne yemeliyim? Ha, güzel, güzel, güzel. Efendim hafıza problemi olanlara biz daha çok, en çok balık yemeyi öneriyoruz. Balık yiyeceksiniz. Bilhassa da hamsi yiyeceksiniz efendim. Hamsi hangisiydi hocam? Unuttum yalnız. Hamsi yahu bu Karadeniz'de yetişir. Küçüktür hamsi. Ha, ha bak bunun, ha bunun biraz küçüğü. Ya da balina ye. Ha. Ha bunun biraz küçüğü. Anladım hocam. Bir soru daha sorabilir miyim acaba? Benim hafıza problemim vardı. Acaba ne yiyebilirim? Kadın döngüye girdi yahu. Hamster gibi çemberde koşturuyor. Efendim balık yiyeceksiniz. Balık öneriyoruz. Balık yiyin. Hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Acaba hafıza... Balık ye balık. Balık. Yetti be. Evet. Efendim hekimin programı gerçekten capcanlı devam ediyor. Adeta şıkır şıkır güzel bir program olarak da başlıyor. Nereye bakıyor bu kadın anlamıyorum. Evet sorularımıza devam ediyoruz. Buyurun Zeffet. Hocam sizi çok seviyoruz. Benim sorum yanımdaki büyük eniştemle ilgili hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi 113 yaşında. Maşallah. Çok sağlıklı. Ama bir sorunu var hocam. Çok güzel. Anladım. Hoş geldiniz efendim tekrar. Nedir efendim? Nefes almıyor hocam. 13 yıldır nefes almıyor. Niye almıyor anlamadım. Acaba sorun ne yani? Lütfen söyler misiniz? Efendim nefes almıyorsa maalesef sorun ortadadır. Yani bunu burada söylemek istemem ama nefes almıyorsa demir eksikliği vardır ondan efendim. O yüzden alamıyordur. Yok artık. Ne diyorsun sen ya? Demir eksik. Adam nefes almıyor diyor. Bak yüzü kireç gibi. Bu da diyor demir eksik. Pua! Bu ne be? Ya sen diplomanı nereden aldın ya? Kesin grip olmuştur. Tavuk suyuna bir çorba, ondan sonra pa 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 pa. Hocam ama bu 13 yıldır ağzına lokma koymadı hocam. Allah Allah. Yani bir içine kapandı sanki üzerine ürü toprağa serpilmiş gibi hocam. Acaba diyorum
Ülseri mi var? Ben merak ettim. Bir muayene edici yap. Git pazarcı, git soğan da satarsın orada. Orada, olay orada oluyor. Oha! Anladım. Nedir hocam? Ne mi hocam? Hocam ne verelim, siz söyleyin. Ben gerekirse ağzına zorla tıkarım. Ya senin büyük enişteye tıkılacak tek bir şey kalmış. Böyle beyaz, yumuşak, pamuk pamuk. Ya bu adam ölmüş, pa pa pa. Yok yok, ben baktım. Aa bak, o da şaşırdı. Ya Emir'se sen ölmüşsün. Ya git hadi yerine yatsın, ne işin var ya? Böyle adam gelmiş bana takılıyor ya. Allah. Bak şimdi, buradan metrobüse bin, zincirli kuyuda in. Zaten toprak seni çeker. Hadi. Evet. Efendim, Ekim'in programında adeta bir fırtına esiyor. Her şey havada, bilgiler saçışıyor. Ölüler kalkıyor, yerlerine yatıyor. Topraklar örtülüyor Efet. Ama lütfen şimdi ölünün arkasından konuşmayalım. Evet. Efendim devam ediyor. Yahu kadın! Az önce burada ölü ayaklandı. Dirildi, yürüdü, kendi mezarlığına gitti metrobüse. Normal karşılıyorsun. Evet diyorsun yahu. Ya vallahi çekemiyorum. Şunu artık bir kovun ya. Bunu artık kaldırın, götürün yayından. Ben vallahi çekemiyorum ya. Çekemiyorum diyor. Çekemiyorum diyor hoca. Ne diyor? Soru istiyorum diyor. Evet. Soru alalım efendim. Buyurunuz. Öncelikle herkese merhabalar. Saygılar, sevgiler. Selamlar. Hadi git. Git sen. Hadi git. Git daha buradan. Sorumu sormadım hocam ya. Ya ben bilmiyor muyum seni? Soru soracağım diye kalkıyorsun. Dayıyorsun şarkıyı. Yıldım. Hocamız yılmış efendim. Şarkıyı geçeceğiz, soruyu alacağız lütfen. Buyurunuz efendim. Şimdi sevgili hocalarım, benim bir sevgilim vardı. Beni çok seviyordu. Çok şaşırdım. Ondan sonra her buluşmaya böyle koşarak geliyordu. Onu tabii dalağa şişiyordu koşarak geldiği için. Bir gün geldi bana dedi ki, ben dedi seninle buluşmaya gelirken çok koşuyorum. Dalağım şişiyor, dalak ameliyatı olmam lazım dedi. Benden para istedi. Ben de kıyamadım, ne yapayım, çok seviyorum tabii. Verdim buna parayı. Gitmiş ameliyat yerine tantunici açmış. Dolandırmış yani beni. Ben de çok içerledim bunu böyle. Çok dert ettim kendime. Bir beste yaptım. Nacizane, dilerseniz sizinle paylaşmak isterim. İstemem. Cevap hakkı varsa istemiyorum. Ya yeter. Sürekli şarkı okuyor. Bu kadının sesi benim kalbimde çılbırlanma yapıyor. Vallahi kalbim kan pumpulamayı bırakıyor. Pop yapıyor kalıyor. Boşuna direnme, animasyon karakteri. Önü arkası hala aynı bunun. Dönüyor, yine aynı adamı görüyorum. Bak. Üç sezondur söylüyor, yine söyleyecek. Yapacak bir şey yok. O zaman ben şu kalp pilimi çıkarayım. Bitince beni yine takarsın onu. Güç bende artık. Hocam da şey ettiğine göre Yeter Hanım, ben girebilirim herhalde şarkıya. Giriniz efendim. Teşekkür buyurunuz. Ederim. Evet. Tan tan tunitan tan tunitan tan tan tunitan tan tunitan. Seni ilk gördüm Belgrad'da. Ne talihsiz yermiş o yalakta. Derdi getirdi bir tabakta. O tan tuni kalsın boğazında. Tan tan tunitan tan tunitan tan tan tunitan tan tunitan. Elbet bir hayır var bu dalakta. Elbet bir hayır var bu dalakta. Elbet bir hayır var bu dalakta. Dalak! Evet. Efendim, Ekim'in stüdyosunda gerçekten bir ilk yaşandı. Şarkılar söylendi. Kadın dalağa isyan etti ya. Evet efendim. Paslar gitti. Ancak hocamız da bayıldı efendim. Ya dinlemiyorsun, dinlemiyorsun. Adam az önce kalp pilini çıkardı. Bayılmadı, kalp pilini çıkardı. Hiç karşıya bak öyle, mutant. Mutantsın. İşlemiyor değil mi? Ulaşmıyor oraya. Şunu takayım, kendine gelsin. Pah, geldim. Hoş geldin. Öbür tarafa gittim, geldim. Ortam süper.
Enişte yerine varmış. Selam söyle diye. Aleyküm selam hocam. Evet. Efendim ekibin programı adeta bir Luna Park havası da esiyor. Nerede yaşıyor bu kadın? Nerede çekiyor? Harika gidiyor gerçekten. Şimdi hasta mı hasta, çaresiz mi çaresiz? Burcu ve İsmail geliyor alkışlarla. Hoş geldin. Evet, stüdyomuz gitgide coşuyor. Tövbe. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Anlatınız efendim şikayetlerinizi. Buyurunuz. Efendim, biz eşimin sorunu için geldik. Eşimde bir şişkinlik var. Ya sen sus ya. Sen sus, sen konuştuğun zaman ben sana gıcık alıyorum ya. Sen sus. Şş, şş, şş. Tamam, özür dilerim hayatım. Ben bir köpeğim. O zaman otur. Oturuyorum. O zaman yat. Yat. Evet efendim, ilginç. Gaz diyorsunuz ama bu şöyle söyleyeyim. Deneyimleme dayanarak bu beyin tümörü de olabilir. Beyin tümörü efendim, yutaktan vşşt, karna kayıyor. Aynısı bende de var. Yıllardır çekiyorum. Ne diyor, duydun mu? Duydum. Sus! Sus ya, cevap vermesen konuştum, tamam bitti. Tamam, çok özür dilerim. Ben bir öküzüm. O zaman çay 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 çay. Hey. Sus ya, tamam bitti, sus. Hocalarım, şimdi bende gaz problemi var. Zaten siz hemen görmez anladınız. Evet. Şöyle ki, mesela şöyle şeyler de oluyor. Ben gece kalkıyorum ve çok aç kalkıyorum. Evet. Ve dolaptaki bütün eriyi yiyorum. Ama kesinlikle doymuyorum. Ve sanki içim sürekli kazınıyor. Kürekle böyle içimi biri kazıp, böyle kürek midemden dışarı doğru vuruyor sanki. Hmm. Aynısını ben dokunduğumda da hissediyorum. O kürek elime geliyor benim. Ya sen dokunma ya. Sen konuştukça ben gıcık alıyorum diyorum sana ya. Sen sus, tamam. Sen konuşsa bitti. Tamam, ben özür dilerim. Ben bir eşeğim. O zaman geri bas, geri bas, geri bas. Şöyle şimdi ben hocalarım, şöyle devam edeyim. Benim asıl mesleğim mankencilik. Mankenim. Ve manken olduğumdan mütevellitte bu kilolardan ve şişkoluktan dolayı mesleğime zarar geliyor. Allah Allah! Ben mankenleri tanırım ya. Her pazar magazin izliyorum. Sen nerede mankensin? Ben Bağcılar'da foto sehpini... camının önünde benim fotoğrafım var, büyük 50'ye 70. Evet, ama şu anda ben tabii kilo aldığım için Seyfi abi fotoğrafı indirdi ve ben şu an mağdur durumdayım. Ve şişko olduğum için de kendimi beğenilmediğimi düşünüyorum. Yok yok, ben beğeniyorum. Bunlar benim aşk tutamacım. Ya sen sus, sen dokunma ya. Sen dokun, sen konuşunca ben gıcık alıyorum. Ya sen sus, tamam bitti. Tamam, özür dilerim aşkım, ben bir film. O zaman vah 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 vah. Evet. Efendim, ekimin programı hayvanat bahçesi kıvamında devam ediyor. Her türlü şey yaşanabiliyor. Burcu Hanım diyor ki, karnım şiş geldim. Artık Seyfi beni sevmiyor diyor. Acaba diyor, ben diyor eski mankenlik hayatımı acaba göbeğim nedeniyle mi reddediyorum diyor. Acaba karnımda ne var diyor. Karnımın içinde olan şey beni nereye götürüyor ya Rabbim diyor. Eğer diyor Allah'ım diyor, ya bu karnım daha da şişmeye devam edersem... Duyuyoruz! Kadın duyuyor, beynini düşürmüşsün teyze! Ne diyorsun sen? Seyfi Seffit'in neydi, ne konuşuyorsun? Yeter be, sabahtan beri beynimin odacıklarını yedin, kemirdin, bitirdin. Koskoca beyin 1+1 stüdyo daireye döndü. Artık bir sus, seni bir apar topar yayından kaldırsınlar. Yeter git ya, sarı. Karga ben mutant. Evet efendim, ne kadar zamanda şikayetiniz vardı, onu tabii duyamadım. 9 aydır vardır hocam. Ya 9 ay önce yediğim bir şey dokunmasın. Köfte. Ya sen sus ya. Tamam konuşsun sen, bitti. Çok fazla bağırıyorsun ya. Tamam bitti. Hadi daha bir hindi. Tamam sus, bitti ya. Sus sen. Tamam bitti. Hocalarım, ben 9 ay önce köfte yemiş olabilirim. Ama yemedim gibi de.
Allah Allah! Karınızın sürekli başı dönüyor, canı bir şeyler çekiyor ve 9 aydır karnınız şiş. Acaba ne olabilir? Gerçek bir muamma. O zaman bir test yapalım efendim, bir deneyelim. Reflekslere bakalım dilerseniz. Şuradan. Evet, bir bakalım efendim reflekslere. Müsaadenizle bakıyoruz şimdi neler olacak. Ah! Ah! Ah, acıdı. 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 Garip. Yeter! Anamı döve döve ne hale getirdin be? Sana ne be? Piknik tüp. Şuna bak şuna. Sana da vurayım da. Vurduğum şey boşa gitsin değil mi cücük? Ben ne dedim ya? Ay, ay çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum sizden ben. Ya ben size cücük dedim ama yani isteyerek demedim. Çok özür dilerim. Olsun ya. Anlık tepki ne olacak? Puh! Ama olur mu yani sonuçta benim size 0-5 uç kadarsınız demem. Yani bunu kafamda düşünmem bile çok hataydı. Çok özür diliyorum. Ya sen bana öyle bir şey dememiştin ama artık dedin galiba. Ama hocam gene de yani ben bazı şeyler düşündüm. Yani siz kısa biri olabilirsiniz. Yani siz böyle çay kaşığı gibi gözükebilirsiniz. Ya da çocuk menüsü gibi olabilirsiniz. Küçük patatesler gibi olabilirsiniz. Ya da fino köpeği gibi olabilirsiniz. Ama benim bunları düşünmem bile gerçekten çok büyük hataydı hocam. Çok özür diliyorum. Ya dileme. Hiçbir şey dileme. Sus artık. Gömdükçe gömdü. Ama ben teşhisi koydum efendim. Sizde gaz var. İçinize atmışsınız bu zamana kadar. Düşündüklerinizi söyleyememişsiniz. Şişmişsiniz böyle, şişmişsiniz. Evet, gerçekten de doğru. Ben şiştim de gazım. Hep bunun yüzünden ya. Bunun bana tavırları... Ya sen bana bakma, sen o tarafa bak. Sen bana nefes verme ya. Tamam, sen konuştun, bitti. Bence sorun kalpte. Şimdi yüreğinin götürdüğü yere gidememiş. O yüzden kalp trip atıyor. E bu da o tripi yedikçe şişmiş. Evet. Efendim, stüdyoda inanılmaz bir neşe var. Adeta şakıyoruz. Coşku patlamaları her yerden çıkıyor. Ne kadar güzel. Evet, dönelim efendim. Buyurunuz bir sorumuz daha. Ne sunuyorsun sen acaba? Şimdi hocam, aynısı benim hanımın başına da gelmişti. Böyle 9 ay karnım şişti uğraştı. Sonra bizim nur topu gibi bir evladımız oldu. Acaba diyorum... Hanımefendi hamile olabilir mi? Puah! Hapsiz! Sen kimsin be? Burada koskoca kalp cerrahı var. Kötü de olsa bir beyinci var. Sana mı düştü? Hiç! Hadi oradan. Hamile olsa kadının içine doğar bir kere. Hiç! Beyin gaza gelmiş, vücut gaz yapmış budur. Aa! Hı. Ay kızım tekme attı ya. Bak, bak. Çok acayip. İçimde oynuyor. Çok kötü oynuyor içimde. Bu ne ya? Aa, kafası şimdi... Ben hamile miyim yoksa? Evet, çocuk geliyor. Ah. Valla çocuk geliyor. Tut, İnanamıyorum. Götür, gerçekten 2 dakikada çözdünüz. Harikasınız. Valla sen o problemi 9 ay önce çözmüşsün de haberin yok. Ben teşhisi koydum. Bu kadın hamile. Bravo. Senden de bir şey kaçmıyor. Evet. Efendim, bilinmezleri açan her türlü olaylarla çok güzel bir programdı efendim. Haftaya görüşünceye dek. Hoşça kalınız efendim. Hoşça kalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.